Evet. Kafatopu ailesi, selamun aleyküm diyelim. Girişimizi yapalım. Şimdi bugünkü konumuz ne? Bana gene ya ben şunu da anlamıyorum. Bana hep özelden yazıyorlar. Videoların altına yorum yapmıyorlar. Yani oraya yapınca ne oluyor? Hani isminiz ortaya çıkıyor diye çekiniyoruz mu? Onu da anlamış değilim. Hep millet özelden yazıyor ne hikmetse. Neyse canınız sağ olsun. Güç makrosunu çok sormuşsunuz bana. Güç makrosu nasıl oluyor diye. Güç makrosu ile beraber emülatörde bir ince ayar daha söyleyeceğim size. Aklıma geldikçe böyle paylaşacağım. Şimdi önce güç makrosunu gösterelim. Emülatörü açmadan önce şimdi şöyle göstereyim. Bu tabii kişinin kullanacağı klavyedeki tuş atamasında değişebilir. Yani bunu siz kendiniz ayarlayacaksınız. Şimdi bakın şunu açtığım zaman şurada bakın detayını göstereyim size. Böyle büyüteyim. Bakın şurada ben bunu H'ye ayarlamışım. Şurada bakın şöyle burası gösteriyor. Şimdi ben bunu H'ye ayarladım. Niye H'ye ayarladım onu söyleyeyim. Klasik herkes J, K ve L tuşlarıyla oynuyor. Ve doğal olarak bana en mantıklısı H geldiği için H diyeyim. Belki seste anlaşılamaz. O yüzden H diye söyleyeyim. H harfi. Ben onu ayarladım. Çünkü niye J kalenin yanında olduğu için bana daha mantıklı geliyor. Şuradaki F ve G bunlar tamamen talimatı yani emri vermek için yapılan bir ayar. Bu sizin burayla bir işiniz yok. Yani sizin esas yapacağınız yani eğer siz H değil de başka bir tuşa atayacaksanız sizin değişeceğiniz kısım burası. Yani siz bu kısmı değişeceksiniz. Nasıl olacağıyla alakalı da söyleyeyim. Şimdi gelelim emülatöre. Gücü açtık. Diğerlerini de açalım. Şimdi maç esnasında unuturuz falan. Şimdi. Emülatörümüzü açalım. Ha, bunu önce küçültelim. Buradan tuş ayarından göstereceğim çünkü. Şimdi güç ayarı hani ne işe yarar onu söyleyeyim. Tabii bunu herkes kullanır kullanmaz. Kişiye kalmış bir şey. Şimdi şurada böyle yapalım. Ve gerçek fark etmez. Yok burada daha rahat gözüküyor ama böyle yapalım. Evet. Şimdi tuş ayarları dediğiniz zaman bakın. Şuna bastığınız zaman bakın şurada güç ayarları önce ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Mesela diyelim ki büyük kafayla 2x kolu veya 3x kolu aynı anda açmak istiyorsunuz. Hani rakibi yanındayken birden basıp hızlı açma muhabbeti oluyor biliyorsunuz. Orada şöyle ayarlıyorsunuz. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi bu U, I ve O benim normal klasik güçlerim. Ama siz aynı anda güç makrosunu kullanmak istiyorsanız işte büyük kafa ile 2x kolu veya 3x kolu devreye sokmak istiyorsunuz. Yani bir tuşa basarak iki kere aynı anda ayrı ayrı tuşlara basmak istemiyorsanız. Az önce burada bakın şurada güçte göstermiştim. Şurada F ve G ataması var. Şimdi siz burada F ile G'yi yani büyük kafaya ve 3x'e koydunuz veya diyelim ki işte buzlama ve en başa diyelim buzlamayı koydunuz. Altına da gene 2x golü koydunuz diyelim. Bunları aynı anda açmaya yarar. F ile G'yi buralara atadığınız zaman biz H tuşuna komutu veriyorduk. Yani siz F ile G'yi buraya koyuyorsunuz ama H tuşuna bastığınız zaman
aynı anda açılıyor. Yani diyelim ki siz H tuşuna koymak istemiyorsunuz. İşte A ile D'de oynadığınız zaman örnek veriyorum sol taraftaki elinizde güçleri açıyorsunuz. İşte Q tuşuna da atayabilirsiniz. O zaman burayı Q yapmanız lazım. Veya diyelim ki W ile açmak istiyorsunuz. W'ye yapıp buradan dosyalardan kaydet diyorsunuz ve bu şekilde komutu algılıyor. Yani gene üstüne basarak söyleyeyim, hani burada yanlış anlaşılmasın. Sizin F ile G tuşlarıyla bir alakanız yok. Bu sadece komutu vermek için. Yani şuradaki tuş atamalarına, bir dakika şunu yapayım unutmadan. Şey, mesela ben H'ye bastığım zaman gördün mü? F ile G'yi devreye soktu. Gerçi buradan kaydet demesek sıkıntı olmaz. Yani şuraya tuşları atarken, şu tuşları atarken siz buraya birine F, birine G yazıyorsunuz. H tuşuna bastığınız zaman ikisi otomatik olarak devreye girmiş oluyor. Şimdi bunu kaydedelim. Yani şu şekilde diyelim ki bir tane maç atalım biz. Şimdi o bir maçta göstereceğim ben size olayın ne olduğunu. Şimdi ben göstermelik tabi direkt güç harcayacağım. Artık gelen rakip de kusura bakmasın. Ben normalde çok güç kullanmıyorum. Şimdi bir de tanıdık biri gelirse adam diyecek ne yapıyor bu adam. Ama tabi klasik rakip gelmiyor. Urfa sofrası güzeldir, kebapları falan. Şimdi bakın diyelim ki ben zıplayarak gidiyorum. Mesela bastığım zaman bakın aynı anda açılıyor, görüyor musunuz? Yani bu biraz daha işi daha profesyonel oynamaya getirir. Mesela diyelim ki şöyle rakiple yan yana gelelim. Tabii gerçi rakip güçsüz geldi ama mesela şöyle rakiple yan yana oynuyorsunuz. Bastığınız zaman ikisini aynı anda seri bir şekilde açabilirsiniz. Bu arkadaşa çünkü biz çok güç kullandık. Şunu çıkalım abi. Anlamadığınız yerde gene sorarsınız. Şimdi bu bir. İkincisi, bilgisayarla alakalı yapmanız gereken önemli bir ayar söyleyeceğim size. Yani bilen arkadaşlar illaki vardır da ben zaten bu videoları bilmeyenler için çekiyorum. Bakın şurada arama yerine grafik, bizim tabii şu makroları kapatmamız lazım. Niye kapatamadık? Şimdi şunları bir kapatalım. Bakın burada ben size şimdi bir ayar daha göstereceğim. Buraya grafik ayarları dediğiniz zaman bakın burada direkt çıkıyor. Grafik ayarlarına girdiğiniz zaman burada hangi emülatörü kullanıyorsanız, yani burada çıkarsa burada, eğer çıkmazsa buradan göz attan işte C klasörüne gireceksiniz. C klasöründe burada bir şekilde kullandığınız emülatörü bulacaksınız. İşte LDP'yi direkt burada çıkar. Veya program files'ta çıkar. İşte BlueStacks falan. Bunu buraya ekliyorsunuz arkadaşlar. Bu normalde burada ekliyse de muhtemelen bakın şuraya üzerine tıkladığınız zaman seçeneklere gelin. Bu muhtemelen ya güç tasarrufundadır veya Windows'un kararına bırakındadır. Siz bunu yüksek performansa seçip kaydetiyorsunuz. LD Player'da bir iki tane detay var. Bunların hepsini ekleyin. Hepsini yüksek performansa alın. Bu sizin oyununuza etki sağlayacaktır. Emin olabilirsiniz. Bu verdiğim bilgiler bence şimdilik yeterli. Daha başka bilgiler de var.
İlerleyen videolarda onları da size söyleyeceğim. Makrolar nasıl kurulur? Dış atamaları nasıl yapılır? Yani bunları eski oyuncular biliyor ama yeni katılan oyuncular bilmiyordur. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çünkü oyunun gerçekten kitlesi çok düşük. Yani ne bileyim biraz daha insanlar öğrensin, işte bilsin, daha fazla Yusuf kardeşim ama oynuyorsan artık sana da saygı duyacağız, yani yapacak bir şey yok. Niye oynuyoruz şu an ben de bilmiyorum. Yani bu eşleşme olayları da tabii çok bilmiyorum, çok dengesiz, yani hiç hakkaniyetli değil. Yani bu Boşans kardeşim kusura bakma, yani biz mobil şey makro sen mobil.
Çok doğru değil ama yapacak bir şey yok. Evet, bu videoda bu kadar. Herkese Allah'a emanet. Selamun aleyküm.